Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz pak münevver mutahharu şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ahır ve akıbetleri ayola. Âl-i ezvacı, tahiret evladı, Resul-i Eshab-ı Güzin Efendilerimizin Sayın Enbiya-i Zember Resul'den Fîn-i Hazirat-ı Ervah-ı Şeriflerine Pirimiz Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimizin ve alel husus bu caminin banisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş İmam Müezzin kayblarının ve kahve ehli İvan Ervahı için Allah rızası için El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nehmdullah Teala ve nesafirun, eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve zvacihi. Ve ashabi tabi hulefâ-i raşidîn mahdîn min ba'dih ve zelmeti ala tahkik hususen minhum alameti hulefâ-i rasûl ala tahkik umara'l mu'minin Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali ve ala baki ashabi tabiîn radiyallahu teâlâ aleyhim ecmaîn. Ya eyyuhel mu'minûne hâzirûn ittakullâhe teâlâ ve atiûhu innemellezîne tekavellezîne hum muhsinûn. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allah. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu Teala'yadır. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu Teala'yadır. Alemlerin Rabbidir o. Hamdü senalar Allah'adır ki o hayat verir ve hayatı da geri alır. Hamdü senalar Allah Subhanahu Teala'yadır. Dilediğine onur verir. Dilediğinden de şerefini alır. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu Teala'ya. O her şeyi yaratan odur. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu Teala'yadır. Güneşi yarattı, ayı yarattı ve yıldızları yarattı ve onları yörüngelerine oturttu. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu Teala'yadır ki insanoğlunu yarattı. Sudan ve topraktan. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu Teala'yadır ki Peygamber Efendimiz'i yarattı. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve ondan en sonunda da sevgili Peygamberimizi gönderdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve bütün esenlik selam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine olsun ki en şerefli olan odur ilahi huzurda. Esenlik ve huzur Peygamberim Efendimiz olsun ki Adem Aleyhisselam çamurla toprak arasındayken o peygamberdi. Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç'ta hepsi onun arkasında secde ettiler. Esenlik Peygamber Efendimiz'in üzerine olsun ki geceleri namaza dururdu ki ayakları şişene kadar. Bütün esenlik ve huzur Peygamber Efendimiz üzerine olsun ki taşlar, ağaçlar, hayvanlar ona selam vermek için koştururlardı ve ona secde ederlerdi. Bütün esenlik ve selam Peygamber Efendimiz üzerine olsun ki o ayı ikiye yardı. O daima Rabbine çağırdı. Ümmetim diyerekten. Ehl-i Beyt'in üzerine olsun esenlik ve selam ki Eshab-ı Kiram'ın, özellikle Hulefai Raşidin'in, doğru yoldan halifeler Hazreti Ebubekir Es-Sıddık, Hazreti Ömer el-Faruk, Hazreti Osman el-Gani ve Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu teala aleyhi ve ecmaîn. Ey müminler, bayramınız mübarek olsun. Kurban Bayramı mübarek olsun. Bugün kutlama günüdür müminler için. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her insan için, her millet için bir kutlama vardır ve bugün de bizim kutlamamızdır. Bugün de Kurban Bayramı'nda biz kendimizi o geleneğe bağlıyoruz. Allah'a hoşnut olan, güzel gelen o geleneğe ki ta o babamız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kadar dayanıyor bu gelenek. O günde bir kurban kesiyoruz Allah için, Allah Subhanahu Teala için ve bu hareketimiz Rabbimize güzel gelir. Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'e sordu bir gün. Ey Allah'ın habercisi, nedir bunun sırrı dediler. Efendimiz buyurdu ki bu dedemiz İbrahim Aleyhisselam'ın yoludur. Dediler ki bizim için ne var bunda? Ey Allah'ın habercisi. O da dedi ki bir sevap vardır dedi kurban ettiğiniz hayvanın her kılı için. Dediler ki yünü mü dediler ya Resulallah. O da dedi ki her dedi ipliği dedi o kürkünün her bir ipliği dedi ondan bir sevap alırsın. Bizim için nedir bugün de onun değeri? Çünkü bugün de Allah'ın dostunu hatırlıyoruz. Büyük Peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlunu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı. Biz hatırlıyoruz onları. Yüce Kur'an'da buyuruyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir oğlu oldu İsmail Aleyhisselam. Onun oğlu yürüyecek kadar büyüdüğünde oğluna dedi ki ey oğlum dedi ben bir rüya gördüm. Seni dedi Allah'a kurban edeceğim. İsmail Aleyhisselam dedi ki ey babam dedi onu yap dedi. Sana emredileni yap. İnşallah beni dedi sabredenlerden bulursun dedi inşallah. Anlayın bunu ey müminler. Allah Subhanahu Teala buyuruyor ki emrediyor. Onun oğlu yürüyebilecek kadar büyümüştü ve etrafını tanıyabiliyordu. Ve o öyle bir yaşa geldi ki babasının en sevgili oldu. Ve o zaman Allah subhanahu teala hatırlatıyor Allah İbrahim aleyhisselama oğlunu kurban etmesi gerektiğini. Ve bizim şeyimiz de Kılıcın Efendisi Şeyh Abdulkerim Hazretleri de bize öğretiyor ki o dağa tırmandığında Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlunu kurban etmek için İsmail aleyhisselam babasına baktı ve dedi ki, ey babam dedi, şimdi anladım dedi, şimdi biliyorum, ben kurban edileceğim, sana bir soru soracağım dedi. Hangimiz dedi daha merhametli, sen mi ben mi? Babası ona dedi ki, ey oğlum dedi, sen bana en sevgili olansın, seni kurban etmeye hazırlanıyorum Rabbim için. Ve dedi ki, ben dedi en çok merhametli olan ben olmalıyım ikimizden. İsmail aleyhisselam dedi ki, hayır babam dedi, sen olamazsın dedi, o benim dedi, çünkü benim bir hayatım var verecek ve ben onu, bu hayatı kurban ediyorum, çünkü sana emir verdi Rabbim, çünkü Allah subhanahu teala'dan beni istedin ve benim buna hiçbir itirazım yok ve ben sana teslim ettim kendimi, o ben olmalıyım o halde. Göklerden ses geldi o zaman, dedi ki, İkinizi de yaratan ikinizden de daha fazla merhametlidir. Şimdi al bu koçu ve onu kurban et dedi. Ve bizim şeyhimiz her zaman bizi hatırlatıyor. Eğer Allah'ın o merhameti olmasaydı orada, o zaman her baba ilk doğan erkek çocuğunu kurban edecekti bugün de. Ey müminler, aklını kullanan müminler, Allah yolunda kullananlar, bize İbrahim Aleyhisselam'dan ulaşan bu ders, Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan kurban etmek. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etti, ona en sevgili olanı, ve İsmail Aleyhisselam da kendini kurban etti. Allah için onlara kurbanı yaptılar. Ve kurban etmek, Allah'ın dininin temelindedir. İslam dininin temelindedir. Onun üzerine inşa edildi. Eğer bugün İslam varsa, bize bugüne kadar ulaşıyorsa, bizden önce gelen o dağların fedakarlığıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Eshab-ı Kiram onlara en kıymetli olan şeyleri feda ettiler Allah yolunda, Allah ve Peygamberi için. Bu ümmetin şerefi var. Ama bugünün Müslümanları bencil oldular, kibirli oldular ve o ruhaniyeti kaybettiler kurbanın. O yüzden bugün Müslümanlar aşağılama altındadır, şerefini kaybetti. Tarihimize bakın. İslam'ın kahramanlarına bakın. Jenerasyonlar boyu sayfaları süsledi onların isimleri. Anlayın. Onlar bize örnektir. Onlar bizim önderlerimizdir. Onlar bizim rehberlerimiz. Eshab-ı Kiram'a bakalım. Allah subhanahu teala ve onun peygamberi için her şeylerini feda ettiler. Mallarını, mülklerini, sağlıklarını ve hayatlarını da. Onlar baktım, eskiden derlerdi ki, babam anam sana kurban olsun derlerdi. Ve onları kurban ettiler Allah yolunda, peygamber yolunda. Bir sahabiden birisinin annesi nefret ediyordu İslam'dan. O annesine dedi ki, annesi ölme numarası yaptı herkesin önünde. Büyük bir gösteri yapıyordu. Herkese gösteriyordu. Bakın diyordu, beni oğlum terk etti. Benim oğlum beni sevmiyor artık. Bir kultu takip ediyor, diyordu kadın. Ve annesine dedi ki, o yere düştüğünde annesi, ey annem dedi, 1000 kere ölebilirsin burada dedi. Ama dedi, ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hiçbir zaman terk etmeyeceğim. O Eshab-ı Kiram Onlar kanını akıttı. Öldüler o peygamber için. Peygambere zarar gelmesin diye. Ona giden okların önüne kendilerini attılar. Hatırlıyor musun Hazreti Cafer el-Tayyar'ın fedakarlığını? Onun manası, onun isminin manası Cafer kanatlı olan. Niçin öyle dediler? Çünkü savaşta mübarek sancağı şerifi taşıyordu, İslam sancağını. Ve düşmanlar onun savaşta sağ kolunu kestiler. Sancağı taşımak için kullandığı kolunu. O zaman o da sol elinde taşıdı. Sol elini aldı. O zaman sol elini de kestiler. Ve onu şehit ettiler. Kendini Rabbi için feda etti ve Peygamber Efendimiz dedi ki, buyurdu ki Allah subhanahu teala, çünkü o fedakarlık ettiği için Allah onun kollarının yerine kanatlar verdi dedi cennette. Bir başka sahabe Hazreti bin Ümeym bin Abi savaşta esir düşmüştü. Ona işkence edeceklerdi. Ona sordular. İster misin dediler. Muhammed Aleyhisselam senin yerinde olsun. Seni özgür bırakalım. O sahabi dedi ki Allah'a kulluktan gelen o celalle dedi ki vallahi dedi ailemin yanında güvende olmak istemem. Bir peygamberimin dedi bir diken batmasına razıyım dedi beni ölmeye. Dedi ki ben peygambere selam gönderemiyorum dedi. Lütfen ona selam gönderin. Hazreti Cebrail aleyhisselam Hazreti Ubeyd'in selamını Efendimiz'e götürdü. Peygamber Efendimiz de dedi ki ben selam aldım dedi Allah'tan. Kardeşinizden dedi. Onu şimdi dedi şehit ettiler dedi. Şehitlik tacını taktı. Bir ay içinde tarihteki ümmetin tarihindeki en büyük fedakarlıktan birini hatırlayacağız. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın fedakarlığını. Hazreti Hüseyin ne yaptı? Her şeyini feda etti o. Pozisyonunu, dünyadaki rahatlığını, ailesini Allah için, Allah rızası için, ümmet için feda etti. Hayatını verdi. Allah için, peygamberi için. Bu ümmet için. Evet. Peygamber Efendimizin mübarek torunlarının kanları Kerbela'da döküldü. Allah için. Ve büyük atalarımız, Osmanlı dedelerimiz, onlar da Allah yolunda her şeylerini feda etti. Hatırlayın onların fedakarlığını. Ulubatlı Hasan radıyallahu anh'ın fedakarlığını. Evet. İstanbul'un fethinde mübarek sancağı taşıdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sancağını. Ve burçlara tırmandı. Bizans surlarına. Ve onun tepesine dikti sancağı. Onu gören askerlere büyük enerji geldi. O sancağı tepeye diktiğinde düşmanlar onun vücuduna yüzlerce ok sapladı. Ama o sancağı düşürmedi. Ve o şehit olduğunda başka bir asker geldi. O ayakta tuttu o sancağı. Başkası geldi. Peş peşe hepsi tuttu o sancağı. En sonunda İstanbul fethedildikten sonra sancağa gittiler ve gördüler ki 50'den fazla asker o sancağın altında şehit düşmüştü. Peygamberin sancağını ayakta tutmak için canlarını verdiler. Bu işte kurban etmek budur. Peygamberimizin yoludur bu. Peygamberimiz kendini ümmeti için feda etti. Taif'te Peygamberimizin mübarek ayakları kanadı bizim için. Peygamberimiz bizim için aç kaldı. Evinden kovuldu Peygamberimiz bizim için. Peygamberimizin son nefesini bile ümmetim diyerek feda etti. Peygamberimizin torunu, kılıcın sahibi Şeyh Abdulkerim el Kıbrısi el Rabbani şeyhimiz, o da her şeyini Allah için feda etti. Malını, mülkünü, çocuklarını feda etti. Ailesini feda etti. Rahatlığını feda etti. Sağlığını feda etti. Bütün hayatı bir feda etmek üzerineydi. Sonunda da Allah için canını feda etti. Hayatını feda etti ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mesajı ve İslam'ın nuru, bu tarikatın nuru devam etsin. Osmanlı'nın ismi devam etsin. Sizin hayatınızda ve benim hayatımda. Ey müminler! Allah bize Kur'an'da soruyor. O zaman diyor, nereye gidiyorsunuz? Allah subhanahu teala için hazır mısınız kurban etmeye? Kendimizi Rabbimize feda etmeye hazır mıyız? Bunlar boş hikayeler değil, bunlar gerçektir. Bundan daha gerçeği olamaz. Ey müminler! Biz bu dünyaya kendimizi Allah için feda etmek için gönderildik. Rabbimize başarıyla geri dönmemizin tek yolu onun için kendimizi feda etmekle. Demek ki o hayvan, kurban edeceğimiz hayvan, o hayatını bizim için veriyor. O size ve bana bir hatırlatmadır. O hayvan gibi olmalıyız, o kurbanlık gibi olmalıyız. Her şeyimizi Allah için kurban etmeliyiz. Bunu yaparsak o zaman işte ilahi sözler bu dünyadan geçerken bize de ulaşır. Ey sen, Rabbine dön ve Rabbinden hoşnut ol, o da senden hoşnuttur. Benim doğru yoldan kullarımın arasına gir diyor.